Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yedinci mansup mamul temyizdir. Evet. Şu önceki baskıda 196. Evet. Son baskımızda 266. Bu temize başlamadan önce daha iyi anlayacağınız şekilde bu hal konusundaki şiiri bir açıklayayım. Arkadaşlar Allah'ın izniyle çalışacaksınız, alışacaksınız. Ben gençtim. Yani İlahiyat ilk senelerde bir hamdolsun Arapça öğretmeni ağabeyimize, İmam Hatip Okulu'nda Arapça öğretmen ağabeyimize ızhar dersi okutuyordum. Onun da zihnini açmak için bazı sorular sordum. Sorulardan birisi şu: halk konuşmalarını dinliyor musunuz? Dinlerim ama dikkat etmem. Dedim ki edeceksiniz. Çünkü siz ilim ehlisiniz. Ve hamdolsun bu memleketin, milletin, ümmetin direklerisiniz. Halk size dayanacak. Sizinle ayakta duracak. Mesela dedim adam bil fiil yerine bil fiil yerine bir fiil diyor. Bizzat yerine bir zat diyor. Hile huda yerine hile hurda diyor. Bunların aslı esası ne bilmiyorum dedi. Dedim ki bil fiil demek. Yani şu işi ben yaptım diyorsun. Gerçekten sen mi yaptın? Bil fiil ben yaptım. Yani çalışarak demek. Bil fiil. Bir iş demek değil. Bir fiil deyince bir iş olarak. Öyle değil. Bil fiil. Bizzat kendim olarak demektir. Bizzat. Bir zat değil. Hile hud'adır. Hile efendim evirip çevirip dolandırmak, kandırmak. Hud'a aldatmak. Hud'a. Kur'an-ı Kerim'de yahtaun, yuhadiun geçmekte. Evet. Şimdi dedim ki meleke kesbetmek ne demek? Hiç düşünmedim dedi. Çalışarak alışkanlık kazanmak. Çalışarak alışkanlık kazanmak. Kardeşlerim sözlüğü çok kullanın. Sözlüğü çok kullanın. Yardımcı kitapları, şerhleri, muribleri bulun ve incelemelerde yapın. Şimdi neydi? Halin gelmesinin şartı nekre olmasıdır kuralı. Yani diyor ki cümlede hal gelecekse gelmişse belirsiz isim olarak gelir, kelime olarak gelir, efendim öge olarak gelir, belirsiz öge. Diyor ki eğer belirli yani el takılı gelmişse veyahut muzaf halinde gelmişse tevil edeceksiniz, yorum yapacaksınız. Buna ne yaptı? Erselehel irake. Onu gönderdi. Buradaki o zamiri erkek yabani eşeğin şiirde konu o. Dişisini, ha zamiri dişisine gidiyor, gönderdi demektir. Evet. Şu eserde 190. sayfada, öbüründe de 257'de şiir. Evet. Burada önce kelimeleri alalım. Irak kelimesi kıtal gibi, cidal gibi, müfala babı, müfala mücadele. Burası da muareke. Irak. Evet. Velem yezüd hadal ki yezüd. Gale yekulü gibi mesela Kasas suresinde Tezüdan var. Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarının hayvanları böyle engellemeye, men etmeye çalışmaları anlatılıyor. O kelime zade yezüdü peltek zal ile zal ile. Demek ki Irak neymiş? Kıtal manasında.
Erseleha'daki fiilde bakın ersele. Huve zamiri erkek eşe raci. Burası fiil, fail, mef'uldür. Erseleha. Onu gönderdi. Evet. El irake. Burası kıtal manasına da geliyor. Mücadele manasına geliyor. Yani fi haleti mücadeletiha. Eşinin uğraşısı halinde gönderdi. Bir sürü yaban eşekleri var. Onların içerisine girecek, su içecek. Yani eşek duygusuz, anlayışsız. Bazı hayvanlar kıskanç. Bunda kıskançlık yok. Eşi gidiyor, uğraşı içerisinde su içmeye çalışıyor. İtilip kakılarak, burada mücadele vererek. Buradaki demek ki el-irake, mansup, fetha ile. Niye? Cer harfleri kelimelerin başından kalktığında o kelimenin mansupluğu açığa çıkar. Zaten mecrurlar genelde nedir? Mef'uldür. Mef'uller nedir? Mansuptur. Başında cer harfi olana mahallen mansup diyoruz. Eğer burada fi olsaydı fil iraki gene mahallen mansuptu. El irak kelimesi. Evet. Çünkü haller mef'ul türündendir. Mansuptur. Ha. Erseleha erkek eşek dişisini gönderdi. El irake fi haleti irakiha kıtaliha savaşması halinde uğraşı vermesi halinde velem yezüdha ona engel olmadı, dur bekle demedi, velem yezüdha ona alıkoymadı, zaten yezüdü önüne geçip de dur bekle müsait olduğumuz zaman da gidelim filan demedi. Daha velem yüşfik ona titremedi. Burada titremedi diye Türkçe çıkmış. Onu titremedi yapacaksınız. Velem yüşfik ona titremedi. Velem yüşfik vicdanı sızlamadı deriz. Ala negasıddi hali müdahale. Yani o hayvanların arasına karışarak sıkıntı çekmesine engel olma hususunda şefkat göstermedi. Burada ne kısa yengasu, negas, men etmek, alıkoymak, evet manasında. Evet. Buradaki el-irak kelimesi görünüşte el takısı ile marife gelmiştir ama mu'teriketen. Fi kevniha muteriketen. Evet. Savaş veren birisi olduğu halde gönderdi. Demek ki muteriketen nekra ismine çevriliyor tercüme olunurken. Gene vahdehu'daki zamire vahde muzaftır. Ama muzaflar marife ama burayı münferiden şeklinde ikisi birlikte münferiden, huve münferiden Rab Teala tek olduğu halde. Evet. La ilahe illallahu vahde. Evet. Vahde. Burayı da demek ki münferiden kelimesine tevil yaparak, ona yorarak o yorumu ve hakkı vererek yine nekra sayıyoruz. Demek ki evet. El-irake kelimesine baktığımızda âreke yu'âriku mu'âraketen ve irâken. Mesela alefe yu'alifu mu'alefeten ve ilafen ne yapıyor? Bazen de hemzeyi ya çekiyor. İlafen li ilafi li mu'alefeti Kureyş'in anlamındadır. Kur'an-ı Hakim'de de evet. Şimdi derse devam ediyoruz. Demek ki bu eserde bazen bundan bazen ondan okuyorum. Evet. Harika hatalarını düzeltiyoruz. 196. sayfada temyiz. Hüve bimanel mümeyyizi. Temyiz, mümeyyiz manasında. Sık sık anlatıyoruz. Arapçada mastar bazen ismi fail, bazen de ismi mef'ul manasında kullanılır. İrab.
murit ve muzhir demek olduğu gibi, bazen de işte yerine göre muğrep, açığa konan anlamında. Bu da neymiş? Mümeyyiz. Evet, açıklıyoruz. Ve yukalu lehu, bu temize denir, tefsirun. O zaman da ne manasında? Gelecek burada. Ey diyor bakın, müfessirun ve mübeyyinun. Ve tebyinun. Tebyin dediğinde mübeyyin, tefsir dediğinde de müfessir. Tamamı temyiz, tefsir, tebyin. Açıklayıcı demek. Bir kapalılığı ne yapıyor? Gideriyor, açıklıyor. Et-temyizü, temyiz, ismin nekiratün. Biz nekra deriz Türkler. Nekiratün. Belirsiz bir isimdir. Yerfaul ibhame, kapalılığı giderir. An zati şeyin. Müfredin. Buradaki müfred, çoğulun tekili değil, cümlenin parçası, tek bir ögesi anlamında. Bakın, unsurin min anasril cümleti. Cümlenin ögelerinden bir unsur, unsur olan şeyin kendisinden kapalılığını ne yapar? Gider. Ve yübeyyünü ve açıklar. Ve kezâ yerfu'l ibhâme an nisbetin fi cümletin. Cümleden de, evet, cümledeki nisbet, ilgi ve alaka, yani bir şeyin diğerine bağlı olduğunda o bağı da açıklıyor. Ne olduğu, neye ait olduğu, evet. Ev mâ dâhâhe. Burada ev fî mâ şâbehel cümlete diye açıklamışız bakın Arapça olarak. Evet. Minel sıfâtil müştakkati. Türemiş, sıfatı müştakka neydi? Türemiş isimler. Türemiş isimlerden, evet, cümleye benzeyendeki nisbeti ne yapar? Ve o nisbetteki kapalılığı giderir. Bunlar hep açıklanacak. İzâ kâne derke şey'ün mübhemü. Burada açıklıyoruz. Bu kapalı şey nisbetün bir nisbetse, ilgi ve bağdan ibaretse, mukadderatun fil cümleti, cümlede mukadder olan, cümlenin içerisinde gizlice bulunan, fi müşabihil cümleti, yahut da cümleye benzen diyen bir öge, cümleye benzen, yani bu car ve mecrur gibi, zarf gibi cümleye benzeyenden, evet, benzeyen içerisinde mukadder olan, gizlice bulunan, ev fi izafetin, yahut da izafet halinde, efendim, gizlice bulunan nisbetten. Feyerfaul ibhame, dolayısıyla bu gelen temyiz, bu kapalılığı giderir, an hâdihin nisbeti, bu nisbetten, ilgi alakadan. Bu nisbetin ne olduğu şimdi iyi anlaşılacak. Misalü temyizil lezi, yerfaul ibhame an zâti şeyil müfredi. Evet, cümlede ögeden ibaret olan bir şeyin kendisinden kapalılığı gideren temize misal. Hâzâ litrun zeyten. Buradaki cümlede öge olan litrun kelimesi. Litrun cümle içerisinde nedir? Evet. O müfred olan şey litrun. Litre deriz ya biz Türkçe'de. Litrun. Hâzâ bu litrun. Bir litredir. Neydir bu litre olan? Bakın. Zeyten temiz. O litrenin kendisindeki kapalılığı ne yapıyor? Gideriyor. Misalimiz bu. Lafzu zeyten temyizün. Zeyten zeytinyağı. Zeytinyağı. Arapçada zeytin. Biz zeytin diyoruz. Zeytinyağı. Temyizün. Bu zeyt temizdir. Yübeyyinü lafza litrun diye gelen lafzı, yani yukarıdaki hareketiyle alıyoruz. Lafza litrin diye aslında mahallen nedir? Bu mecrurdur. Muzafın ileyh olduğundan dolayı. Ama hareketler karışmasın diye tırnak içerisinde almışız. Litrun diye. Buna ne diyoruz? İrab-ı mahki. Evet. Ve yerfa an zâtihi ve yerfa an zâtihil ibhame. Bu litrenin kendisinden ne yapıyor? Bizzat kendisinden. Bakın bizzat. Bizzat neymiş? Kendisinden. Kendisinden, evet. Anzat, bizzat, evet.
Ve litrun şeyün mübhemün. Burada kapalı olan litrun kelimesi mübhem şeydir. Ey ismün mübhemün tamun. Tam kapalı bir şeydir. Bunlar ne yaptı? Gelen temyiz zeyten. Bunun açığa çıkmasını sağladı. El ismül mübhemü tammu ibaretün annil an esmail adedi. Tam kapalı isimler, yani cümlelerde, konuşmalarda, sözler, sohbetlerde karşılaşacağımız mübhem isimler neymiş? Sayı isimlerinden ibarettir. Daha vel miktarı, miktarlardan, vel vezni, tartı, vel misahati, ölçü birimlerinden ve misli zalik. Bunlar gibi kapalı olanlardan. Evet, zalikeyi açıklıyoruz. Misli zalikel mezkur. Sana diyorum, bak işte. Evet, kaf zamiri, bu gibi yerlerde işaret isimlerinden sonra gelen kaf zamiri uyarı için. Zalike, küma, küm şeklinde. Künle dahi ne yapar? Karşımıza çıkar ayeti celilede olduğu gibi. Evet. Ve misli zalike. Bak işte bu anlatılan gibi. Evet. Misalül adedi. Bakın, kapalı isime sayıdan misal. Saylardan. Hamsete aşara. 15 tane. Dir. Ney? Bakın sayılar kapalı isim oluyor. Kitaben. Misalül miktari. Kıntarun. Birkaç yüz kilo dur. Kıntar kelimesi. Zeheben. Altın. Mesela işte falan yerde altın bulundu. Ne kadar? İşte kıntarun. Zeheben. Altın. Evet. Bir yerde bir kıntar bulunmuş. Ney? Açıklıyor. Zeheben. Altın. Fiddaten. Gümüş. Evet. Misalül vezni. Tavsiye misal. Ukiyyetün. Aselen. Bir okiyye. Biz okka diyoruz. Bal. Asel kelimesi bal. Ne yapıyor aselen? Temiz olarak okiyeyi açıklıyor. Evet. Okya, okka eskiden ben bilirim. Taştan yapmışlar. Üzerine bir demir takmışlar. 1,5 kiloya yakın. Bir tam %33 gram. Yani 1 kilo 330 gram. Bir tam nokta 33 olunca 1 kilo 330 küsur gram olan efendim bir ağırlık birimi. Misalül mikyali, mikyalin ölçü, kap vesaireden olan ölçüler, sağun bir sağ, temran hurma. Evet, bu sağda yaklaşık 4 kilo, 3 küsur kilo, 4 kilo. Misalül misahati, ölçü birimlerine gelince milün, bir mil. Karada, denizde farklı. Mesela 1600 civarında kara mil. Evet. Bu'den, bir mil ne kadar? Mesela bir kilometre. Kilometre. Ney? Bu'den, uzaklık. Evet. Bütün bu gelen mansup kelimeler açıklayıcı olarak geliyor. Ve ma şâbehe zâlikel mezkûre. Şu anlatılanlara benzeyene gelince. Eydan onlar ismün mübhemün kapalı isimdir. Li'ademi fehmihi bilâ temyizin açıklayıcısı olmamakla anlaşılması yok. Adem yokluk. Li'ademi fehmihi anlaşılması olmadığından bilâ temyizin açıklayıcısı olmaksızın. Nahvu li mislü maleke. Efendim, senin olan gibisi benim de var diyoruz. Ney? Malen, mal. Yani senin malın kadar benim de malım var derken, burada li mislü maleke. Li benim var, mislü ma o şey gibisi ki leke senin var. Senin var olan gibi, senin... Evet, sen de var olan, senin varlığı olduğu, sahip olduğun gibi benim de var. Li misli maleke, malen. Evet, maledeki ma ismi mevsuldür. Misli ma o şey gibisi ki leke senindir. Evet, senin olan gibisi benim de var. Evet.
Vâlet temreti misliha zebeden. Evet. Cümleye benzeyenlere geldik. Vâlet temreti. Vâlet temreti. Evet. Hurma üzerinde var. Misliha onun kadarı zebeden yağ. Hurmanın içerisinden yağ fışkırmış dışarıya. Evet. Kaymak vesaire zebeden. Ve nahvu lillahi derruhu. Allah'ındır onun sütü. Farsen birinci olmakta. Yani sütü, gıdası, alacağı güç, kudret, kuvvet Allah'tandır manasında. Lillahi derruhu farsen. İn vekaat temyizü li raf'il ibhamı an nisbetin vakiatin fil cümleti. Cümlede var olan, gelen nisbetten, evet, bağ ve ilgiden kapalılığı gidermek için gelirse eğer temyiz, yukalu lehu temyizü nisbetin. Buna nisbet temyizi denir. Nahvu tabe zeydün. Zeyd hoş oldu. Zeyd hoş oldu. Allah Allah. Nesi? Bakın, o zeydin olan şey, burada bahsettiğimiz nisbet. İlmen. İlmi hoş oldu. Teklimen. Konuşması hoş oldu. Hulukan. Ahlakı hoş oldu. Burada ne yapıyor? Şey-u Zeyd'in. Zeyd'in bir şeyi. Hoş oldu. Bu da ne? İlmenle açıklanıyor. İlmen burada temyiz oluyor. Nisbet dediğimiz de bu. Evet. Bir varlığa ait olan şey açıklanıyorsa. Evet. Buna temyiz-i nisbet diyoruz. Lafz-ı ilmen temyizün. Bakın ilmen temyizdir. Yerfol ibhamel mevcude fi cümleti tabe zeydün. Tabe zeydün, zeyd hoş oldu cümlesinde efendim var olan kapalılığı ne yapıyor? Kaldırıyor. Ve yübeyyünü enne tabe zeydün ve açıklıyor ki tabe zeydün bimana tabe şey'ü tabe şey'ün mensubun ila zeydin. Zeyd'e mensup olan şeyi ne yapıyor? Açıklıyor. Bir mana ve yübeyyünü şunu açıklıyor ki enne tabe zeydün zeyd hoş olduğundan maksat bu zeyd hoş oldu bir mana tabe şeyün mensubun ila zeydin. Zeyd hoş oldu zeydin bir şeyi hoş oldu manasındadır diyor. Bunu açıklıyor. Evet. Ve o hoş olan şey de el ilmü ilimdir diye açıklıyor. Fettibü, buradaki hoşluk mensubun ila zeydin, zeyde mensuptur ve mudafun ileyhi ve ona aittir. Mudafun ileyh ona bağlı, ona ait, ona mensuptur. Evet. Ve vasfun lehu, onun bir niteliğidir. Fe inne nisbetet tibi ila zeydin, fe inne nisbetet tibi ila zeydin, buradaki hoşluğun zeyde nisbeti yahtemilu eşyae. Pek çok şeyleri ne yapıyor? Pek şeye ihtimal oluyor. Zeyd'in çünkü çokça nitelikleri var. Evet. Evet. Ve evsafen kesireten. Evet. Çokça nitelikleri. Feyekavul ibhamu. Bu durumda da bir kapalılık meydana geliyor. Ve ile vekaat temyizü ilmen. Bu ilmen temyizi geldiğinde, yani temyiz geldiğinde diyoruz, ilmen de açıklıyoruz orada tekrar. Temyiz geldiğinde ki o da ilmendir. İlim ögesi geldiğinde rafa'a kaldırdı ve ezel ederken ibhame bu kapalılığı ne yaptı? Giderdi. Ve yekav temyizün nisbeti muhavvelen an failin ve an gayrihi min anasıl cümleti kema fil ayetil celileti. Evet. Bu nisbet temyizi ne yapıyor? Failden dönüşmüş olarak geliyor karşımıza ve cümlenin unsurlarından bir başka unsurdan dönüşmüş olarak geliyor. Nitekim ayeti celiledir. Örnek. Evet. Kema fil ayeti celileti ayeti celilede olduğu gibi. Bu yukarıdan kopuk mana verirsek ne yapıyoruz? Nitekim ayeti celiledir. Evet, anlattığımız, evet. Anlatmaya çalıştığımız misal. Estaizu billah ve işte'ale ra'su
şey ben. Baş yandı, tutuştu. Ne demek? Şey ben. Saçın ağarması bakımından. Yani Hazreti Zekeriya Aleyhisselam Rabb-i Teala'ya diyor ki, ya Rabbi, ben ihtiyarladım, saçım günbegün herhangi bir bitkinin yanıp tutuştuğu gibi ne yapıyor? Ağarıp gidiyor. Evet. Burada tefsirul ayeti, ayetin tefsiri şu: veşteala şeybur ra'si, başın efendim ağarması meydana geldi. Veşteala şeybur ra'si. Evet. Buradaki şeyben neymiş? Bu şeybur ra'sten dönüşmüş. Fail şeybur ra'si. İştale fiilinin faili. Venteşire azarul kibari. Evet. Kebura yekburu büyüdü, genişti manasında. Kebira yekbaru ihtiyarladı demektir. Bu inceliği de bilesiniz. Kebura yekburu'dan kibrun, kibriyaun, büyümek, büyüklük ortaya koymak. Efendim, kebira yekbaru kibar, kibar, kibarun kelimesi de ihtiyarlık manasındadır. Evet. Ben teşere eserul kiberi fi şair râsi, başımdaki saçta ihtiyarlık alametleri yayılmaktadır. Mana bu. Evet. Dediğim gibi bitkinin yanıp tutuşmasına, o yeşilliğin ağarıp gitmesine, kül böyle bitkilerin yandığını görürseniz gri, açık gri bir renk alır gider külü. Sonra toprak olur tabi. Ona teşbih yapıyor mübarek zat. Ve işte râsü şeyben diyor. Bu şeyben neymiş? Şeybün râsiden dönüşmeymiş. Ve fil ayetil celletil ukra, diğer bir ayeti celle de estaizu billah ve ficcarnel erda uyunen, pınarlar olarak arzı, yani toprağı, yeryüzünün tamamını fışkırttık diyor Cenab-ı Hak. Ve ficcarnel erda, yeryüzünün tamamını fışkırttık. Fışkıranlar ne? Madenler mi? Topraklar mı? Açıklıyor. Uyunen, pınarlar halinde. Aynen göz demek olduğu gibi göze manasında pınar. Evet. Ve fecjarna uyunel ardı. Burada da uyunel art neymiş? Mef'ulden dönüşme. Evet. Lafzu şeyben muhavvelun anil faili, failden dönüşmedir. Ve uyunen de muhavvelun anil mef'uli, mef'ulden dönüşmedir. Celle celaluhu celle şanuhu minne ve la ilahe ve ilahe. Ve kezâ yuhavvilü temyizi anil mübtedey vel haberi diyor. Ezan başladı, kalıyoruz. Evet. Yine bunun gibi mübteda ve haberden de dönüşmüş olur. El-Fatiha.